Evren başkanım, yapışmış bunlar. Tamam. Sen benim adımı yapıyorsun. Evren başkanım. Açıklıyor. Evren açıklıyor diye. Kaldır. Belgin Hanım, kepçeyi verir misin vekilime? Birer kepçe. Başkanıma da bir tane ver. Geldi mi? Koş. Sen kapaktan yırttın, hadi gel. Biz açalım. Hadi Allah kabul etsin. Koyabilirsiniz. Başkanım sen de uzat. Bir kepçe daha yok mu? Evren birisi tutsun. Sen de tutsun. Vekilim koyarken bakabilir miyiz? Buraya bakabilir miyiz? Vekilim. Buraya koyarken bakabilir miyiz? Öyle al ha. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Buğdayından da alalım attım. Bir kere daha alalım. Geçtik mi oraya mı şimdi? Şöyle götürelim mi elimizde? Yok, tepsiyle getireceğim. Değerli muhtarlarım, değerli milletvekillerim, sevgili Kalaman Belediye Başkanım, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ben fazla uzatmadan hemen sözü belediye başkanıma vermek istiyorum. Orada bekleyenler var. Aynı tepsiyle kendisi. Sayın vekillerim, ilçe başkanlarım, muhtarlarım, sivil toplum kuruluşunun değerli üyeleri, tüm saygıdeğer misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. İlçe başkanı kardeşimizin böyle bir etkinlik yaptığını kendisine teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin diyorum. Allah devamını arttırsın diyorum. Teşekkürler. Aynen. Ortaca ilçe başkanı var Evren abicim. Ona bir merhaba desin. Bu etkinliği düzenleyen Dalaman ilçe örgütüne çok teşekkür ediyorum. Yani bir paylaşma ortamını sağladığı için. Hayırlı olsun diyorum. Bir sefer işte başlayalım. Muğla Milletvekilimiz Sayın Burak Erbay'a söz veriyorum. Çok değerli Dalaman İlçe Başkanım, çok değerli milletvekilim, Ortaca İlçe Başkanım, Kadın Kolu Başkanım var, Gençlik Kolu Başkanım,
Önceki dönem kadın kolu başkanlarımız var, ortaca meclis üyelerimiz, Dalaman meclis üyelerimiz var. Partimize, Atatürk'e, Dalaman'a, bölgemize, Muğla'mıza gönül vermiş dostlar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize merhabalar. Aşure berekettir derler ya, gerçekten bereketiyle geldi. Ne güzel, bakın Ortaca'dan, Dalaman'ından vekiller hepimiz bir araya geldik. Ben bu etkinliği düzenlediği için Ortaca ilçe başkanımıza, çalışkan ilçe başkanımıza, ekibine çok teşekkür ediyorum. Böyle takip ediyorum, ben yanında da olmaya çalışıyorum. Dedim buraya gelirken bu kalabalık sırf aşure için toplanmamıştı dedim ya. Burada başka bir şey var. Dalaman devre yapacak gibi geldi bana dedim. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu coşku çok güzel. Dalaman'da artarak devam eden bir coşku var. Her gün her etkinliğiniz böyle daha büyüyerek devam ediyor. Bu güzel bir birlikteliğin, güzel bir çalışmanın sonucu diye düşünüyorum. Bu birliktelik devam edecek, bölgemize devam edecek. Evet, Sezer Başkanımız gecikti, bir problem oldu Fethiye'de biliyorsunuz. Bir talihsiz olay oldu. Farklı yansıtılıyor, yanlış anlatılıyor. Olayın doğrusu bugün açıklama yapıldı Fethiye Belediye Başkanımız tarafından. Bu anlamda da biz her zaman bölgemizde de dayanışma içerisindeyiz. İşte başkanımız oradaydı, vekillerimiz oradaydı. Şimdi buradayız. Bugün sabahtan biz Muğla'da başka bir etkinlikteydik. Omuz omuza, birlikte beraberce olacağız. Öncelikle ilçemize, ilimize sahip çıkmak zorundayız. Beraber olmak zorundayız. Görüyoruz bölgemizde büyük oyunlar oynanıyor. Bu Akdeniz, Ege'de olan olayları yakından takip ediyorsunuz. Bu coğrafyada her zaman birilerinin gözü oldu. Daha biliyorsunuz 2 gün önce işte 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutladık. Bu 30 Ağustos'ta bu bölgede gözü olanlara karşı atılan hep büyük bir tokattı. Ben bu vesileyle de bir araya gelemedik. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı da kutluyorum. Nice Zafer Bayramlarını, Cumhuriyet Bayramlarını, Milli Bayramlarımızı beraberce alanlarda kutlamaya devam edelim. Bu arada ADD Ortaca Şube Başkanımız da aramızda, beraber geldik. Ona da hoş geldiniz diyorum. Ve tekrardan Dalaman İlçe Başkanımız ve yönetimine, kadın kollarına, gençlik kollarına böyle bir etkinlik düzenlediği için teşekkür ediyor. Allah kabul etsin diyor. Teşekkür ederim. Şimdi Muğla Milletvekilimiz Mürsel Alban'a söz veriyorum. Çok değerli ilçe başkanlarım, kıymetli milletvekilim, çok değerli hepsi birbirinden kıymetli yöneticilerim, meclis üyelerim ve birbirine gönül vermiş, bu mücadele içerisinde bulunmuş, yoldaşlık kavramını öğrenmiş değerli yol arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Dalaman'da bir çalışmamız vardı. Bu çalışmanın içerisinde aşure etkinliğinin olması çok önemliydi. Muharrem ayı İslamiyet'ten çok öncedir. Dünyanın varoluşunda itibaren tarihe geçmiştir. Muharrem ayı her zaman barışın, dostluğun, sevginin, samimiyetin oluştuğu, küskünlerin ortada kalktığı, aynı zamanda bugün dünya 1 Eylül barış günüdür. Ona denk gelmesinin de bir anlamı vardır. Efendim Nuh'un tufanda kurtuluşu buna gelir. Efendim Kerbela olayı İmam Hüseyin Muharrem ayının onuna denk gelir. Bunlar acıları, Nuh kurtuluşu güzeli İmam Hüseyin acısıdır. Hiç kimse kimseyi susuz bırakmasın. Hiç kimse kimseyi yoldan çıkartmasın. Hiç kimse gücü kullanarak kendinden zayıf gördüğünü ezmesin. Aynı bizim iktidar gibi. Biz İmam Hüseyin'in direnciyle, Muharrem ayının muhabbetiyle, dostlukla kimseye baş eğmeyiz, boyun bükmeyiz. Biz ne mutlu güce karşı mücadele edenlere, ne mutlu yokluk içinde yaşayıp onuruyla dik duranlara, ne mutlu haksızlığa karşı dimdik ayakta kalan Cumhuriyet Halk Partililer olarak hepimizin yolu, mücadelesi doğruluk, aydınlık, hak, hukuk, adalettir. Biz bunda asla ayrılmayacağız. Atatürk'ün ilkelerine, devrimlerine ve onun bize hedef gösterdiği doğruluktan, dürüstlükten daima ileriye gideceğimizin sözünü size veriyoruz ve o uğurda da mücadele ediyoruz. Bunu hiçbiriniz kendi aklınızda diri tutun ve kimse de bunları bırakıyor diye saymayın.
Biri şu: Muğla gözünü Türkiye'nin yağmacılarının üstünde bulunduran bir ildir. Muçev diye bir şirket buraları yağmalıyor. Buna da hem Çevre Şehircilik Bakanlığı hem de Muğla Valiliği'nin ortaklaşa kurduğu bu şirket Muğla'yı yağmalıyor ve talan ediyor. Bu yetmedi. Jeotermal santraleri, enerjileri, jeotermal enerjileriyle sondaj aramaları yapılıyor. Fethiye'de, Minas'ta, Marmaris'te iki yerde bunlara da biz çok büyük direnç gösteriyoruz, mücadele ediyoruz. Ama Muğla'yı yağmalamaya çalışıyorlar. Dikkat edin. Hemen sizin de yanınızda bir yere bir ruhsat gelecek yakında. Ona da çok dikkat edin. Hemen üstünüzde Köyceğiz'e bağlı ama orada da bir maden sahasının genişletilmesi var. Biz buraları koruyalım, kollayalım ama sizden tek isteğim var. Evet, belediye başkanımız demin buradaydı. Emeklerine teşekkür ediyoruz. Geldi, katıldı etkinliğimize. Sizden tek ricam var. Bizi burada başı eğik, boynu bükük dolaştırmayın. Bizim burada başımızı dik dolaştırın. Öyle bir çalışın ki önümüzdeki dönem o belediye başkanlığına Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunu dikin diyor. Aşurenizi Allah kabul etsin diyor. Hepinize saygı ve sevgi sunuyor. Sağ olun. Ben de tekrar afiyet olsun diyorum. Bu arada esnaf odası başkanı ve şoför odası başkanımız da aramızda. Kendilerine hoş geldin diyorum. Afiyet olsun. Gel.